Değerli arkadaşlar, dün işsizlik verisi açıklandı. En çok istihdamın sağlandığı yaz aylarında bile işsizlik 2.2 rakamlı hanelere çıktı. %10.2 işsizlikle karşı karşıya kaldık. Ancak şunu unutmayın, bu resmi işsizlik rakamıdır. Bu resmi işsizlik rakamı içerisinde mesela iş bulma umudunu yitiren milyonlarca insan yoktur. Birkaç aylığına geçici işlerde veya birkaç günlüğüne geçici işlerde çalışan işsizlerin sayısı bu rakam içinde yoktur. Geniş tabanlı işsizliğe, yani bu iş bulma umudunu kaybedenlere veya birkaç günlük veya birkaç aylık geçici işlerde çalışanlar da rakama eklendiğinde 6 milyon 600 bin şu an itibariyle işsizimiz vardır. Bu rakam Türkiye'nin ikinci büyük kentinin işsizlik kenti olduğunu göstermektedir. Gerçek işsizlik oranı %18'dir değerli arkadaşlar. Ve burada en acı olan da genç işsizliğidir. 2 milyon 868 bin gencimiz işsiz güçsüz evde oturmaktadır. Üstelik bu 2 milyon 868 bin gencimizin 1 milyon 190 bin üniversite mezunudur. Değerli arkadaşlar, son 5 yılda 500 bin esnaf kepenk kapattı. Son 8 ayda, yani Ocak ayından Temmuz ayına, Ağustos ayına baktığınızda 72 bin esnafımız kepenk kapatmış durumda. Geçen sene aynı dönem bu rakam 62 bindi. Ve geçen 8 ayın sadece bir ayı kriz kabul edebileceğimiz ay içerisindeydi. Ne yazık ki önümüzdeki bu aylarda Türkiye'nin düştüğü bu dipsiz kuyuda, bu ekonomik kriz kuyusunda hem işsizliğin hem iflasların çok artacağını görebilmekteyiz. Ve bunlar bir sosyal çalkantıya yol açacak. Bunun ilk işaretlerini görmeye başladık. Üçüncü havalimanı işçilerin çalışma koşullarını bütün Türkiye gördü. Üçüncü havalimanı işçilerinin tahta kurularıyla dolu o yataklarda uyurken, servisler önünde saatlerce bekletilirken, servise binip işine gitmek için saatlerce bekletilirken, ücretleri SGK primlerinden ve vergiden kaçırmak amacıyla elden ödenirken, gayri insani bu işçilere davranılırken ve bu işçilerin en masum, en haklı, en dürüst, en namuslu, en insani, en imani, en Kur'ani talepleri karşısında jandarmalar ve polisler eşliğinde bu gariban işçilerin kelepçelerine karakola götürülmesi herkesin vicdanını kanattı. Ekonomik kriz sadece şirketleri vurmayacak. Ekonomik kriz sadece bankalar vurmayacak. Ekonomik kriz ağırlıklı olarak ücretlileri, çiftçileri ve esnafı vuracak. Eğer işçiler, çiftçiler ve esnaf bu şekilde polis zoruyla bastırılmaya devam ederse bu insanların eşleri ve çocukları daha kötü beslenecek. Daha kötü okullara gidecekler, daha borçlanacaklar ve seslerini çıkarmasına imkan vermezlerse bir gün bu birikmiş öfke bir sosyal patlamaya yol açabilir. Oysa hükümetin görevi bu kriz döneminde ücretli çalışanları, çiftçileri, öğrencileri korumak amacıyla sosyal koruma programları oluşturmaktır. Mesela işsizlik fonunun kaynaklarını karayollarındaki müteahhitlere değil, doğrudan işsizlere, çiftçilere ve bu insanlara aktarmalıdır. Dedim ya, kuru düşüremiyorlar. Kuru düşürmek için bir mali istikrar programı açıklanması gerekiyor. Mali istikrar programının en önemli bacağı kamuda tasarruftur. Hükümetin kamuda tasarruf anlayışı reel ücretleri baskılamak. Yani dolar karşısında asgari ücrette, memur ücretinde, asker ücretinde, çalışan ücretinde, emekli maaşlarında düşürmektir. Oysa ki kamuda tasarruf sağlamak istiyorsanız 550 milyon sterline uçan saray alamazsınız. Yapamazsınız bunu, buna hakkınız yok. Bu insanlar işsizlikten kırılırken, esnaf her gün kepenk kapatırken, işçiler eli kelepçeli bir şekilde tutuklanırken 550 milyon sterline uçan saray alamazsınız. Haramdır bu. Üstelik halkın öfkesinden korktuğunuz için bir de bu hibe edildi gibi üçüncü sınıf yalanlarla bunu kapatamazsınız. Bu uçak satılıktaydı. Katar emiri bu uçağı satıyordu. Ta Ocak ayından itibaren görüşmeler yapıldı. Bu uçak alındı. Neymiş, Katar emiri bu uçağı hibe etmiş. Kim kime 550 milyon sterlinlik uçak hediye eder? Katar halkı Katar emirine bunun hesabını sormaz mı?
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başı 550 milyonluk bir hediye alabilir mi? Kalem mi hediye ediyorlar size? Çakmak mı hediye ediyorlar? 550 milyonluk uçağı alacaksınız. Üstelik elinizde 13 tane uçak, 3 tane de helikopteriniz var. Toplam 18 kişisiniz kabinede. Şu Varank'ın düştüğü duruma bakın. Endonezya Bakanı tarifeli seferle uçağa giderken beyefendi kendi uçağı oranma davet etmiş, bir de utanmadan Anadolu Ajansı'na veriyor bu görüntüleri. Millet yoksulluktan kırılıyor. Millet vergi ödemek için canı çıkıyor. Millet çocuğuna harçlık veremiyor. 550 milyonluk sterlinlik uçak güya hibe almışlar. Bu haramdır. Bu uçağın peşini asla bırakmayacağız. O sarayın peşini bırakmadığımız gibi bu uçağın peşini bırakmayacağız. Ve onlar gerçeği açıklamak zorunda kalacaklar. Çünkü biz bu ülkenin ana muhalefet partisiyiz. Benim seçmenim bu ülkeye vergi ödüyor. 81 milyon insan bu ülkeye vergi ödüyor. İş Bankası'nın bu tartışmalarla yaralamaya, İş Bankası'nın borsadaki hisselerini düşürmeye, bankaları bir itibar müessesesi olduğunu düşünürsek, Türkiye'nin en saygın kurumunu küçük düşürecek tartışmaların içine girmek istemiyoruz. Bu Mustafa Kemal Atatürk'ün, bu ülkenin kurucusunun vasiyetidir. Recep Tayyip Erdoğan'ın da bunu değiştirme gücü yoktur. Ona da tavsiyem, İş Bankası bu ülkenin krizden çıkması amacıyla kurumsal birikimiyle, sermaye gücüyle, personel kalitesiyle temel kalesidir. Sakın bu kaleye saldırmasın, memlekete yazık olur. İş Bankası'nı bu tartışmadan uzak tutalım. Dün itibariyle %5 civarında İş Bankası hisseleri değer kaybettiğini gördük. Şunu da söyleyelim, İş Bankası'ndan şimdiye kadar Cumhuriyet Halk Partisi delikli metelik almamıştır. 5 kuruş almamıştır. Yönetiminde sadece bir temsil yetkisi vardır. Yönetimine karışmıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan bunları bilmesine rağmen niye bunu yapıyor anlamış değilim.